Neticede başarısızlık geliyorsa ki bu milli takımımızın bugün Avrupa ilk 12'sinde olması gerekiyordu. Çünkü elimizdeki malzeme gerçekten çok iyi bir malzeme. Ama işte çeşitli sebepler, dağınıklık. Bence buradaki sorumluluk antrenörden çok, federasyon ve yani ben lafları yuvarlamayı pek sevmem, Yalçın Granit'tedir. Gerçi hem sağımda hem solumda Yalçın Granit'e çok saygı duyan biz de duyuyoruz tabii, o ayrı iki dostumuz var ama ben açıkça bu sorumluluğun Yalçın Granit'te olduğunu düşünüyorum. Peki Erman'cığım, şimdi bu sözlerden sonra sen bir antrenör gözüyle de söyleyebilirsin, bir yorumcu olarak da. Antrenörlerin takımlar arasında sık sık değişmesini nasıl bir gözle bakıyorsun? Bir kere ben ilk etkiler. O zaman yani benim de size de açıklamam gerekiyor. Çünkü her Yalçın Granit adını ağzıma aldığımda ikiniz de bana kötü kötü bakıyorsunuz. Ama ben bu sorumluluğun gerçekten Yalçın abinin kararsızlığından sizlere yansıdığının ben ve bizler farkındayız. Şimdi sizlerle daha önce de bu konuyu tartıştık. Biz Yalçın Granit'in, yani sizin de üzerinizde milli takımlarda görev yapan kişinin basketbolu bilip bilmediğini tartıştığımızda büyük bir tepki aldık. Ben bilmiyor dedim. Şimdi Yalçın Granit'in bilmemesi mümkün değil. Ama basketbolu bilmek çeşit çeşittir. Basketbolu ben bilirim. Ama bana bir takım verseniz ben çalıştıramam. Çünkü ben basketbola başka gözlem bakıyorum. Sen bilirsin, eleştirmeyi belki bilemezsin. O bilir, bilmez. Yalçın abinin takım çalıştırmadığı zamanlar aradan çok şey, takım kurmadığı, takım çalıştırmadığı periyot çok uzun. Şimdi gelip basketbol antrenörünü etkileyici bir pozisyonda, ki etkiliyor, bunu kimse yadsıyamaz, pozisyonda basketbolu benim gibi bilen birinin bulunması sizleri yanlış yöne sevk ediyor olabilir. Yani ben kalkıp Yalçın Granit'in Türk basketboluna bulunduğu yerler itibariyle katkılarını kimse yadsıyamaz. Ama basketbolu nasıl bildiğini sabahtan akşama kadar tartışabiliriz. Yani basketbol başka başka bilinir. Evet. Yani benim görüşüm bu. Anladım. Sizler katılırsınız, katılmazsınız. Cem, ben bir saniye sözünü göstereyim. Şimdi benim fikrim, ben yine teminki söylediğime geleceğim. İki tane yol var bu işin için. Birinci yol, sistemi oturtursanız, isterseniz her turnuvada yeni antrenör çalıştırsın takım. Hiç fark etmez. Yani bu turnuvada A takımı, öbür takımda B, öbür turnuvada...